Ateistler genelde İslamiyet'teki çok eşlilik hakkında... Taş devrinde mi yaşıyoruz kardeşim? Çok eşlilik çağ dışıdır. Poligami geri kalmış medeniyetlerin kabul ettiği bir şeydir. Siz İslam fıtrat dinidir diyorsunuz ama bir kadının kocasını başka bir kadınla paylaşması kadının fıtratına aykırıdır. Diyorlar. Ve bu tarz sorulara maruz kalan Müslümanlar ya cevap veremiyorlar veya İslamiyet'te çok eşlilik yoktur diye inkara gidiyorlar. Şimdi isterseniz gelin bu meseleyi birlikte inceleyelim. Bakalım gerçekten İslamiyet'teki çok eşlilik yani poligami gerçekten ateistlerin dedikleri gibi çağ dışı ve gerice mi yoksa son derece akla uygun, çağdaş ve medenice mi? O zaman hazırsak başlayalım. Ateistlerin, deistlerin ve agnostiklerin Müslümanlara kadınlar üzerinden en fazla sordukları sorular nelerdir desek? 1. Kölelik ve cariyelik meselesi. 2. İslamiyet kadını esaret altına alıyor dedikleri tesettür meselesi. 3. İslam kadına karşı şiddeti emrediyor dedikleri Nisa suresindeki eşlerinizi dövün ayeti. 4. İslamiyet kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor dedikleri mirasta kadına erkeğin yarısı kadar pay verilme meselesi. 5. Neden hiç kadın peygamber gönderilmemiş meselesi ve 6. olarak da İslamiyet'te çok eşlilik meselesi. Şimdi bu İslamiyet'teki çok eşlilik dışında hepsiyle ilgili akıldaki tüm sorulara cevaplar verdiğimiz videolarımız Maksat 114 YouTube kanalımızda var. Bunlarla ilgili sorularınız varsa o videolarımızı izleyebilirsiniz. Ama bu videonun konusu İslam'da çok eşlilik. Şimdi ilk önce şunu bilelim ki İslamiyet birden fazla kadınla aynı anda evli olmayı yani çok eşliği kabul ediyor. Bu meselenin geçtiği Nisa suresi 3. ayeti gerek Selef döneminde, gerek Halef döneminde, gerekse bu zamandaki Ehl-i Sünnet alimlerimiz hep böyle kabul etmişler. Şimdiki bazı reformistler ve tarihselciler bu ayeti kafalarına göre eğip büküp başka manalar vererek birilerine yaranmak için İslam'da çok eşlilik yoktur diyorlar. Arkadaşlar hayır, İslam'da çok eşlilik vardır ama nasıl vardır ve hikmetleri nelerdir? Gelin onları bir inceleyelim. İlk önce şu doğru bilinen yanlışı bir düzeltmemiz lazım. Arkadaşlar çok eşliliği İslamiyet getirmemiştir. Çok eşlilik zaten hep vardı. Mesela eski Mısır hukukunda, eski Babil hukukunda, Hammurabi kanunlarında, Çin hukukunda, Roma hukukunda, eski Brahmanlarda, eski İran'da veya Hintlilerde, Cermenlerde, Slavlarda, Atinalılarda veya İsevilikte ve Musevilikte. Bunların hepsinde ama hepsinde zaten çok eşlilik mevcuttu. Hristiyanlarda çok eşlik daha yakın tarihte 1890 yılında kilise tarafından yasaklanmıştır. Bakın dünyadaki birbirinden farklı medeniyetlerin %83'ü çok eşlidir. Mesela Çin'deki Lik hukukuna göre bir erkek aynı anda 120 kadınla birden evli olarak bulunabilir. Yani çok eşliliği İslamiyet getirmemiştir. Çok eşlilik zaten hep vardı. Tarihte eski devletlerin hukuklarına veya yazılı dini metinlerine göre tek eşli olmayı tavsiye eden ilk kitap Kur'an'dır. İslamiyet her zaman tek eşliği tavsiye eder. Mesela Nisa suresi 1. ayette "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan" der. Yani Allah Hazreti Adem'i yarattı, daha sonra da Havva'ları değil bir tane olarak Hazreti Havva'yı yarattı. Veya Abese suresinde bize kıyameti tasvir ederken o gün kişi eşinden kaçar diyor. Bak eşlerinden değil eşinden kaçar diyor. Veya hadis-i şerifte Allah tektir ve teki sever diyor. Daha bunlar gibi İslamiyet hep tek eşliliği tavsiye eder. Fakat İslamofobiden dolayı bizim zihnimizde şeriatın yaşandığı sahabeler zamanında veya Osmanlı zamanında sanki herkesin haremi varmış gibi, herkes dört eşliymiş gibi zannediyoruz. Ama hayır. Siyer alanında yapılan araştırmaya göre 673 erkek sahabeden 542 tanesi tek eşli. Yani asr-ı saadet zamanında tek eşlilik oranı %80.1. Veya Osmanlı'da 1670 ile 1698 yıllar arasında yapılan bir araştırmaya göre 717 aileden 658'i tek eşli. Osmanlı'da tek eşlilik oranı %91.8. Peki sizce İslam'ın bu hükmünü eleştiren Avrupa cidden tek eşli mi? Yapılan araştırmalara göre istatistik olarak Avrupa Birliği'nde 18-65 yaş arası insanların %3'ü çok eşli evlilik yaşıyor. Amerika'da şu anda çok eşli olan 80 bin insan var.
ve sayıları 15 milyondan fazla olan ve çoğunlukla ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Mormonlar çok eşli yaşıyorlar. Veya Journal of Marital and Family Therapy dergisinin yaptığı araştırmaya göre Amerika'da her 5 evli erkekten birisi eşini ömründe en az bir kere de olsa mutlaka aldatıyor. Veya Chicago Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre evli olan erkeklerin %25'i, yani her 4 erkekten birisi eşini aldatıyor. Veya Hollanda'da yapılan araştırmalara göre ailelerin %43'ü eşlerini aldatıyor. Yani asıl Avrupalılar çok eşli ama bunlar nikahsız ve gayri resmi. Yani çok eşliliği İslamiyet getirmediği gibi Bediüzzaman Hazretleri şeriat bir taneden dörde çıkarmamış. Belki 8-9'dan dörde indirmiştir der. Mesela İslam'dan önce Uruç İbni Mesud'un 10 karısı vardı. Geylan bin Seleme'nin 10 karısı vardı. Safvan İbni Ümeyye'nin 8 karısı vardı. Haris İbni Kays'ın 8 karısı vardı. Yani İslamiyet birden dörde çıkarmamış. Dörtten çok daha fazla olan evlilikleri dörde indirmiş, dörtle sınırlandırmış ve bunu da şarta bağlamıştır. Peki bu şartlar nedir derseniz gelin ilgili ayete bakalım. Allah Nisa suresi 3. ayette size helal olan kadınlarla ikişer, üçer ve dörder olmak üzere evlenebilirsiniz. Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız diyor. Yani Allah bu ayette dörde kadar evlenebilirsiniz ama adaletli olmak şartıyla diyor. Yani adalet yoksa azap var diyor. Peki nasıl bir adalet olması lazım? Mesela bir kişinin iki tane hanımı varsa onlarla görüştüğü günlerin eşit olması lazım. Onlara aldığı elbiselerin kalitesinin bile aynı olması lazım. Yemeklerin aynı olması lazım. Onlara verdiği paranın aynı olması lazım. Ev veya araba gibi şeyler alıyorsa öbür hanımına da alması lazım. Hatta birisine gülüp diğerine somurtuyorsa bile olmaz. Tam bir adalet olması lazım. Hatta şer-i şerife göre erkeğin zannı galibi adaletli olamayacağı yönündeyse evlenmesi fıkhen caiz değildir. %51'e %49 olsa bile yeter. Evlenemez. Veya hanımı nikahta bunu eşine şart olarak koyabilir. Ve eşi bu şartı kabul ederse evlenmesi gene caiz olmaz. Yani bu hüküm çok hassas şartlara bağlanmış. Fakat daha ilginci Nisa suresi 129. ayete baktığımızda ise Allah diyor ki ne kadar titizlik gösterirseniz gösterin kadınlar arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Çok eşliliği adalet şartına bağlayıp zaten adaletli olamazsınız demek çok eşliliğin zaruret halinde başvurulan bir ruhsat olduğu demektir. İslam'a göre tavsiye edilen, temel kabul edilen hep tek eşliliktir. Çok eşlilikle ilgili bir emir yok. Çok eşlilik azimet değil, takva değil, farz değil, vacip değil, müstahap bile değil. Sadece zaruri hallerde yani olağanüstü olaylarda ve olağanüstü zamanlarda ruhsat vardır. Normalde dinimizce içki içmek veya domuz eti yemek haramken zaruri hallerde bunlara ruhsat verilmesi gibi. Peki neden çok eşliğe ruhsat verilmiş? Çünkü Kur'an tüm zamanlara, çok farklı kültürlere, farklı coğrafyalara, farklı toplumlara, farklı sosyal yapılara inmiş evrensel bir kitaptır. 7. yüzyılda uygulandığı gibi 21. yüzyılda da uygulanacaktır. Tarım toplumlarında uygulandığı gibi modern sanayi toplumlarında da uygulanacaktır. Barış döneminde olduğu gibi savaş dönemlerinde de uygulanacaktır. Savaşlarda erkekler ölür. Kadın nüfusu erkeğe göre çok yüksek oranlı olur. Bu tip şartlar altında da o toplumun varlığını sürdürebilmesi için, gücünü toparlayabilmesi için ve birçok kadının mağduriyetinin önlenmesi için çok eşliliğin yasaklanmamış olması çok hikmetlidir. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'da 27 milyon insan öldü. Bunların neredeyse tamamı erkekti. Bunun sonucunda kadın nüfusu erkek nüfusunun 3 katı oldu. Veya Çin'de 20 milyon erkek nüfus öldü. Veya 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da 7 milyon erkek nüfus ölünce Alman sosyolog ve antropologlar çözümü yalnızca çok eşlilikte buldular. Hatta bazı kadınlar protesto edip devlet yöneticilerinden birden fazla evliliğin yasallaşmasını talep ettiler. Veya 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı'da 10 yıl boyunca savaşlar oldu. Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı. Erkek nüfusu 6 milyondan fazla azaldı. İşte bu gibi istisna zamanlarda ve olağanüstü olaylarda çözüm olsun diye İslam çok eşliliğe ruhsat vermiştir. Bu da ateistlerin iftiralarının yanı sıra son derece akla uygun, mantıklı ve hikmetlidir. Bir de isterseniz bu evlilik meselesine
felsefi ve bilimsel açıdan bakalım. Mesela bazı felsefecilere ve Freud'a göre evliliğin amacı cinselliktir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, eğer izdivaçtaki hikmet yalnız kazayı şehvet olsa taaddüt bilakis olmalı. Yani amaç cinsellikse çok eşlik bilakis olmalı. Çünkü kadınların ayın yarısı yani yılın yarısı hayızlık dönemi veya 50 yaşından sonra menopoz gibi durumları vardır. Veya bilimsel ahlakın tanımlaması olan evrimsel ahlaka göre evlilikte esas gen aktarımıdır, neslin devamıdır. Fakat kadın yılda bir defa gebe kalabilir ve 50 yaşından sonra menopoza girip doğurganlığını kaybeder. Erkek ise çok daha fazla uzun süre gebe bırakmaya uygundur. Yani bu açıdan baktığımızda gene çok eşlik bilakis olmalı. Yani İslam'ın bu hükmünü eleştirenlerin açısından baktığımızda kendileri kendileriyle çelişiyorlar. Veya evrimi savunup da eleştirenler için durum daha da vahim. Çünkü memelilerin %97'si çok eşildir. Veya Sapiens kitabına göre Homo sapiens 200 bin yıldır dünyada ve bunun 190 bin yılını çok eşli olarak geçirmiş. Sadece 10 bin yıldır tek eşli. Yani bunları savunup da İslam'daki çok eşliği eleştirenlerin hali daha da komik. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, İslam'ın bu hükmünü adamın birisi alıp kendi iradesiyle kötüye kullanırsa bu İslam'ın suçu değil, o adamın suçudur. Faturayı ona kesmek lazım. Onun hatasına bakıp da İslam'ı yargılamamak lazım. Mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Tıp kitaplarını okuyup doktor olan birisi sonradan katil olsa, ameliyat ederken hastaları öldürse, biz şimdi tıp kitaplarını mı suçlu görürüz, onları mı hapse atarız, yoksa o katil olan doktoru mu? Aynı bunun gibi de İslam'ın son derece hikmetli olan bu çok eşlik konusunda verdiği ruhsatı kötüye kullananları görüp de İslam'ı eleştirmeyelim. Çünkü şunu unutmayalım ki insanlar kusurlu, İslam ise kusursuzdur. Selamünaleyküm.